Malzeme listemizi de ben İbo unu kavururken vereceğim. Domates çorbası için gerekli malzemeler 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 kavanoz domates sos. Bakın bunları yazdan hazırladık. Misler gibi. Ne yaptık? En organiğini gittik böyle Eylül ayında aldık. Sonra bunları haşladık, rondodan geçirdik ve şu an çorba olması için hazır. Senin için hazır. 10 numara bir çorba çıkacak. Evet, ev usulü. Her şeyimiz doğal. 2 su bardağı süt, 1 diş sarımsak, su, tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı kesme hamur. Bakın şöyle tireden mis gibi. Kesme hamur, nane, karabiber. Ve tabii ki servis esnasında kullanacağımız burada kaşar peynirimiz var. Domates çorbası kaşarlı olur ya. İbo ya yakacaksın. Onu en son döküyoruz. Yakacaksın tereyağını. Yok yok. Ha iyi mi? İyi iyi. Daha erimedi daha. Şimdi tereyağımızı erittik. İçerisine unumuzu alıyoruz. Unun kokusunu bu taraftan dökelim istersen öbür elinle. Heh. Bak sen yemek programı yaparsın. Aynen İbo. Dök hepsini birden aynı dök. Aynı zamanda tabii izleyicilerin görmesi lazım. Hepsini dök. Heh, süper. Bak elimi çok... Elimi korkak alıştırmayayım. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Evet. Harika. Biraz burada yağ gezdireceğim ben. Şöyle. Hı, parlak olsun çorbamız. Şimdi unumuzun şöyle bir kokusunu çıkartalım. En büyük etken biliyorsunuz çorbalarda un kokusunu almamak. Ne kadar unun kokusunu çıkartırsanız, güzel bir kavurma işlemi sağlarsanız çorba un kokmaz. Şimdi bunu nasıl açacağız? Bakalım. Ben onu sana hazırladım. Hazırladın mı? Deneyeyim mi? Tabii. Ha, şimdi bak. Açıldı. Hazırladım. Ha, ben de diyorum ki niye bu kadar kolay açıldı? Zor zannediyorum ben de. Nasıl düşünceli bir insanım. Sizin ama bak şişe biraz daha kavuracağız. Biraz daha kavuracağız. Aceleye gerek yok. Biraz daha kavuracağız. Şimdi domatesi alabiliriz içine. Hepsini evet. Döküyoruz. Bak. İbo'nun elinden domates çorbası. İsmini değiştirdik. Dök dök hepsini birden dök. Dök 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 dök. Bize gelmesin mi? İyi içine. Harikasın. Vay vay vay. Olacak. Şimdi artık bu domates çorbasından sonra bence taliplerim olacak. Karıştıralım. Tabii topaklanmazsa olacak İbo. Tabii, yok yok olacak olacak. Olacak ya, olacak. Hep konuşuyoruz ya. Ben konuşurken yapamıyorum. Şimdi konuşurken yapmak işin makbulüdür. Evet. Serpil onu rondodan geçirmemiz gerekecek. Domates parçacıklarımız iriymiş. İbrahim yaptı. Öyle yapayım. Tamam. Ay çok güzel. Evet, evet, evet. Biraz kaynayınca yapacağız. Bir yandan diğer malzemelerimi de sayayım. Tamam mı? Ben o senin yaptıklarını da götürüyorum. Heh, götür tabii. Biliyorsun hamurları ziyan etmiyorum. Kurban olsun Ayhan abime. Hadi be, bir çiçek bile almadı bana. Almasın ne var? Sen de gidip yelpaze şey söylüyorsun. İbo ne yaptı? Önce tereyağını kavurdu. Üzerine unu ekledi. Unun bir kokusunu çıkardı. Üzerine yazdan hazırlamış olduğumuz muhteşem bir domates sosla birlikte buluşturduk. Akabinde sütümüz vardı. Süt çorbayı yumuşatır. Evet. Renginin bir tık daha kırmızı olmasını istiyorsanız bu esnada ne yapabilirsiniz? Biber ve domates salçasından ilave edebilirsiniz. Ama ben bu yumuşak görüntüyü sevdiğim için bu şekilde bırakacağım. En son aşamada baktık ki koyulaşıyor. Ne yaptık? Bir miktar daha kaynamakta olan suyumuzu ilave ettik. Burada bir avuç böyle kesme makarnamız var. Bunu en son aşamada ekleyeceğim. Neden en son aşamada ekleyeceğim? Çünkü çok çabuk piştiği için lapa olmasın çorbamızın içerisinde. Servis esnasında da tabii ki kaşar peynirle taşlandıracağız. Üzerine güzelce tereyağlı pul biberi de yakacağız. Hemen çorba bence. Dökelim sosumuzu. Bu taraftan dökelim. Dur, hemen çok veriyorum. Sıcak. Çok mu sıcak? Bez verelim. Hemen verdim. Vay vay vay. Dur. Çorbamızın sosu da... İbo ne güzel yaptın. Kurban olayım. Allah Allah Allah. Deneli deneli. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Öbür taraftan. Bugün sosuna kadar İbo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.